Merhabalar, bu hafta The Ribi Chat konuğumuz Emre Kızılırmak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Londra'da ikincisi düzenlenen film festivali için burada bulunmakta. İlk önce nasıl buldunuz film festivalini? Film festivali çok güzel. Öncelikle filmler 10-12 tane film var. Bunlar sadece uzun metraj filmler. Kısa filmler de var, belgeseller de var. Oldukça zengin. Londra'ya da ilk gelişim benim. Buraya sadece filmler değil, dünyanın dört bir yanından Türk filmlerini merak eden film sektöründen insanlar da gelmişimdi. Şimdi az önce konsolosluk binasında bir kokteyl verildi. Hepimiz birbirimizle tanışma fırsatı bulduk. Benim buraya gelişim sadece oyuncu, hem oyuncu sıfatıyla hem de Çiçeği Burnu'nda yapımcı sıfatıyla geldim. Bir yapım şirketi kurma aşamasındayım aynı zamanda. Sadece oyuncu psikolojisiyle değil, birazcık da yapımcı psikolojisiyle düşünmek nasılmış, onu deneyimlemiş oldum. Peki siz Türkiye'deki film festivalleri ve Londra'daki film festivali arasındaki görmüş olduğunuz farklar var mı? Bununla ilgili söylemek isteyeceğiniz? Ya farklı olması sadece Londra'da olmasından dolayı burası farklı, yoksa onun dışında filmi nereden izlediğinizin hiçbir önemi yok. Cep telefonundan küçücük bir ekrandan izlediğiniz zaman da o filme konsantre olduğunuzda etrafınızı görmüyorsunuz. Tamamen onu yaşıyorsunuz. Kocaman bir ekran olması ya da küçük bir ekran olması hiç fark etmiyor. O yüzden filmi izlemeye başladığınız zaman dünyanın neresinde olduğunuzun hiçbir önemi yok. Filmi izledikten sonra düşüncelerimizi ve bilgilerimizi paylaşacağımız insanların değişikliği söz konusu burada. Yani Londra'da olması da benim için de bir değişiklik oldu. Böyle bu Londra'nın bu güzel sokaklarını görmüş oldum, yürümüş oldum. Bayağı bir yürüdüm. İyi ki Londra'da yapılmış. Bunun sayesinde Londra'yı da bu vesileyle görmüş oldum. Yapımcılığa başladığınızı söylüyorsunuz ama oyunculuğu herhalde bırakmayı düşünmüyorsunuz. Oyunculuğu bırakmam. Bununla ilgili çünkü çok fazla eğitim de aldınız. Sanırım yurt dışında da eğitim aldığınızı biliyorum ben. Ve yurt dışı, yurt içindeki oyunculuklarla ilgili çok belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Kendi ülkelerindeki bir kültürle yoğrularak o yaşa kadar geldikleri için otomatik olarak kendi kültürlerini yansıtıyorlar. Bu projelerde de öyle, oynadıkları karakterde de öyle, kendileri de zaten öyle. Biz de filmlerimizde, oynadığımız karakterlerde kendi empatimizi kurabildiğimiz kadar özendiğimiz şeyleri biz kendimize alıyoruz. Yani hayatta bize enteresan gelen kişisel olarak, herkese ayrı ayrı enteresan olarak gelen ne varsa ben onu kendime alıyorum. Ama bu bir başkasında farklı oluyor. O yüzden hani herkes birbirinden eşsiz olmuş oluyor. Kendimizi bu şekilde var ediyoruz. Filmler de bu şekilde gerçekleşiyor. Her ülkenin kendi film tekniğinin olması da aynen bu şekilde gerçekleşiyor. Mesela bir İran sinemasının dokusu ile bir Hollywood sinemasının dokusu arasındaki farkı bir görüşte anlayabilirsiniz. Bizim de Türk sineması diye bir sinemamız var ve bu gittikçe kendi kişiliğini daha çok belirtmeye başladı. Filmlerimizde yani izlediğiniz zaman oynanan karakterler, anlatılan konu, yerin tarihsel olaylar ve işte ne bileyim çekilen destinasyonlar bizim kültürümüzü oluşturuyor. Peki hemen sormak istiyorum. Yapımcılığı şirketinizde farklı konularla karşımıza çıkacak mısınız? Çok farklı projelerim var. Ama klişe bir konuyu canlandıracağım bir iş de var. Şimdi klişe kötü diye bir şey söyleyemeyiz. Konu işleyeceğimiz konu, senaryo, evet daha önceki yapılan, çekilen filmlere benzer bir şey olabilir ama bu başka bir bakış açısıyla o klişeliği gösterebilirsiniz. Anlatmak istediğiniz derdi yine aynı klişelik üzerinden ama
farklı bir mesajı yine aynı proje üzerinden verebilirsiniz. Öyle bir projem var. Farklı bir projem var. Hatta farklı ikinci bir projem daha var. Bunlar beni de çok heyecanlandırıyorlar. Bakalım göreceğiz. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz. Arafiki'de rol aldınız. Yurt dışına istinaden Türkiye'de çok daha yeni gerilim filmleri. Yani evet. Peki gerilim filminin diğer filmlere nazaran zorlukları, yani o karaktere bürünürken ya da o film setinde olduğunuzdaki heyecan ya da hissettiğiniz şeyler neler oldu? Çok hazırlanma konusunda çok büyük bir fark hissetmedim. Çünkü bizim oynadığımız bütün karakterler zaten hayal ürünü. Bu da bir hayal ürünüydü. O yüzden ikisini hayal etme konusunda bir zaman farklılığı olmadı benim için. Sadece değişik bir projede yer almanın deneyimini yaşamış oldum. Daha önce korku filminde bir karakter canlandırmamıştım. Bizim ülkemizde genelde eklemek gerekirse cin hikayeleri, hoca hikayeleri olur. Ama yurt dışındaki korku filmlerine baktığımızda Kurt Adam, Dracula filmleri vardır. Exorcist, şeytan şeyleri vardır, filmleri vardır. Şimdi tutup da bir Dracula ya da Kurt Adam filmini Türkiye'de yapmaya çalıştığınız zaman bu komik oluyor. Çünkü bizim kültürümüze birazcık ters düşüyor. Bizim tutup da İstanbul'da bir Dracula görseler bizim taksiciler döver o Dracula'yı yani. Ya da bizim doğmuşçular o Kurt Adam'ı çembere alırlar falan yani. Evet. O yüzden o gerçekçi olmuyor. O komedi, işin komedi kısmı oluyor. O yüzden Kutsal Damacana filmi Exorcist'in dalgasını geçerken başarılı olmuştu. Cin bile demeye korktuğu bir kültürün içerisinde cinlerle alakalı bir film yapmak enteresan, insanlara hem enteresan geliyor hem de orada vermek istediğimiz bir takım mesajlar var. Tabii ki bunu merak eden izleyebilir. Benim için değişik bir deneyim oldu. Peki hiç can vermek istediğiniz bir karakter var mı? Çok isteyip merak ettiniz. Çok var. Bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda anlatılacak o kadar çok hikaye var ki. Tarihsel konuları ele almamız gereken tarihsel çok konu var. Ve kahramanlarımız, o kadar fazla sayıda kahramanlarımız var ki hani insanlar bunu... insanlarımız okumayı sevmediği için ancak televizyonda ya da sinemada çıktığı zaman bu kahramanlardan haberdar olabiliyorlar. Bunlarla alakalı filmler yapılmalı. Çocuk filmleri yapılmalı. Bir çocuk filminde olmayı çok isterdim. Mesela bir basketbol filmi yapılsa, çocuklar başrol olsa ve ben orada basketbol koçunu oynasam, illa başrolde olmak zorunda değilim. Yapmak istediğim çok şey var. Bir Efe rolü oynamayı çok isterdim mesela. İzmir'de Kurtuluş Savaşı'nda Efe'ler olmasaydı kazanamazdık biz o. İzmir'i kaybederdik. Zeybekler olmasa, Efe'ler olmasa. Yani bunu biz neden işlemiyoruz, bunu neden bütün dünyaya tanıtmıyoruz? Daha anlatacak çok şey var. O yüzden benim oynamak istediğim de karakter çok. İnşallah ömrüm yeter bu saydıklarımı yapmaya. Umuyoruz. Peki rol aldığınız karakterler arasında en severek işlediğiniz hangisi oldu? İlk oynadığım dizide Altay Teğmen karakteriydi. O benim ilk göz ağrım olduğu için o her zaman en baş sırada yer alır. Tabii ki diğerlerini de severek yaptım. Ama o benim evladım gibidir yani. Altay Teğmen karakteri. Aşk Bir Hayal dizisi. Teşekkür ediyoruz. The Real Big Chat kanalına üye olun arkadaşlar. Benim de videomun olduğu bu kanalı izlemeye devam edin. Like'lamayı da unutmayın.